Efendim günaydın. Burası Boston Limanı. Hani bu meşhur Boston Tea Party vardır ya. Tonlarca güzelim çayı heba etmiş adamlar. Amerika tarihi açısından önemli bir olay tabii, şaka bir yana. Güzel bir sabah. Bulutsuz, güneşli. Manzaramızı gördük. Bir iki timelapse'imizi, videomuzu çektik. Şimdi efendim biraz çalışalım. Gene bugün yoğun bir toplantı programı var. Fazla pek bir şeye vakit kalmayacak. Zaten buradan da akşam New York'a gideceğiz. Akşam uçağımız var. Bakalım artık nerede görüşürsek. Allah'tan sabah biraz gidip görüntü çekmişim. Boston'dan görüp görebileceğim o kadarmış. Şimdi havaalanına geldik. Boston Logan Havaalanı'ndayım. Buradan New York'taki John F. Kennedy JFK Havaalanı'na gidiyorum. Yarın da New York'ta olacağım. Yine toplantı. Burası da Delta Havayolları'nın lounge'u. Normal yani, çok öyle şahane değişik bir şey yok. Özetle dünün hikayesi. Pasaporttaki memur pasaportumu karıştırırken Pakistan vizesi gördü. Onun önce zaten böyle bir zınk diye kaldı. Biraz daha karıştırdı ikinci Pakistan vizesi, biraz daha karıştırdı üçüncü Pakistan vizesi. Daha önce bu ülkeye girişte ek sorgulamaya tabi tutulmuş muydunuz dedi. Hayır dedim. Niye geldin? Daha önce gelmişsin Kansas'a, orada ne yaptın? Pakistan'a niye gittin? Hangi şehre gittin? Şimdi kiminle geldin? Beraber geldiğin insanların doğum tarihi. Ne bileyim lan ben doğum tarihlerini. Bir saat sürdü derdim anlatıp çıkmam. Efendim, New York, Four Seasons. Burası da bir Junior Suite. Hani Antalya videosunda diyordum ya, henüz limuzin seviyesinde bir VIP olamadım diye. O yüzden Junior Suite. Yani daha full suite değil. Peki New York'ta Four Seasons'ta bir Junior da olsa suite neye benziyor? Girer girmez şöyle bir alan var, bardaklar vesaire. Çikolata, Pringles, klasik mini bar, buzdolabı. Ne var bunda bu kadar özel de buna bir de kilit yaptınız. Tabii ki buraya valizler dolusu eşyayla, kıyafetle gelineceği için giyinme odası. Bakınız. Bayağı geniş, ferah. Efendim nedir? Küvet, duş, klozet. Burası da lavabomuz efendim. Odanın ana kısmına geldiğimiz zamansa yatağımız, aynalarımız, geniş bir alan, kanepe, koltuk. Burası da 25. kattan manzara. Fena değil. Mail time. Zeyt oşağı, tasma. Bu Eda'nın. Bu da Zeytin'in göğüs tasması. Vlogların prodüksiyon değeri bir anda arttı efendim. Niye? Tripod. Zeytine yağmur ceketi. Bu Orcan'a. Kulaklığınız geldi Orcan Bey. Bu yine hanıma. Görüyorsunuz kendime çok bir şey almadım yani. Bir tek tripod aldım. O da zaten prodüksiyon malzemesi. Bu da aynı şekilde Edacıma. Vallahi hep söylediğim bir şey var. Beni tanıyanlar bilecektir. İyi ki Türkiye'de yaşıyoruz. İyi ki saçma sapan gümrük sınırlamaları. Efendim yok kargo gelmez, gümrüğe takılır. Bilmem ne falan var ki internetten alışverişte ipin ucu kaçmıyor. Ben Amerika'da yaşasam muhtemelen evsiz olurdum. Böyle üzerinde yattığım kaldırımın kenarında da envai çeşit elektronik, kamera, drone vesaire olurdu yani. Bütün parayı Amazon'a yatırırdım. Yarın sabah 7.30'da otelden çıkacağım. 5.30-5.45'te falan kalkmam lazım ki duş alayım, valizimi toplayayım, kapatayım, üstümü giyineyim, odadan çıkayım, valizimi aşağı bırakayım, kahvaltımı yapayım. 7.30'da çıkmaya hazır olayım. Yarın da yine yoğun bir gün.
Ama yarın akşam Türkiye'ye dönüş uçağım gece 23.55'te olduğu için şehirde birkaç saatim kalacak. Bakalım Londra'da bir iki saatten sonra New York'ta bir iki saatle ne yapıyorum, ne yapılabiliyor. O zaman görüşmek üzere yarın. İyice Casey'ye bağladık anasını satayım. New York'a geldik ya.